Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zafer mücadelesine gireceğiz. Gördüğünüz üzere 12. klasmana çıktık. Birkaç tane de maç kazandık. Aslında bilerek düştüm mü bilerek düşmedim. Yani son maçımızda beraber kaldık. Son maçımız 11. klasmanda, hatta challenge yapmıştık. O son maçlardan önce. O son maçların öncesinde milli takımımızla yenilmiştik. Yani yine kümeye düşmeyebilirdik. Yani öyle bir şey yapmasaydık belki. Ama berabere biten bir maç ve penaltı kaçırdığımız bir maç bize ağır patladı orada. Her neyse dedik ama yine de 12. klasmandan da tekrardan zaten çıkacağımızı umuyoruz zaten büyük ihtimalle, ama biz bugün etkinlikte boy göstereceğiz. Bugün kadromuz yine 11 ile karşıda sahada. Yani De Bruyne'u da artık takımda 11'de görmek istiyorum. Bu yüzden de onu da max'a ulaştırmak için de 50 binlik açılımı ben de bekliyorum, ama ben de daha çok az para kastım. Daha şu an ayın sonlarındayız ama şu an paranımız hiç de yeterli bir para değil. Evet, çok basit bir rakip geldi ama basit gibi görünse de böyle rakiplere karşı her zaman dikkatli olmak lazım. Ve bu rakibe karşı bugün buradan galibiyet alacağız. Çok rahat bir şekilde alacağız inşallah. Yani bizim rahat oynayış stilimizle olacağız şu maçı. Tık. Mesela salak gibi böyle gol yemeyeceğiz. Bir de İsrail yemiş de Allah gerizekalıymış. Tövbe. Ya şu hataları ben online maçlarda yapmıyorum normalde. Yapmıyorum ligdeyken, hele ki 12. klasmandaki bir rakibe karşı bu hataları ben hiç yapmıyorum. Neyse, yedik, nazar diyelim, nazar olsun. Hani şurada sadece maçı kazanmaya odaklanacağız biraz. Bazı yerlerde konuşmayabilirim. Bu odaklandığımı gösterir. Biraz odaklanalım. Galibiyet golünü atalım. Çünkü çok önemli. Ay yapayım seni alem gibi. Alarmları kapatmayı unuttum. Ben 6-7 tane alarm kuruyordum kapmadan önce. Derslerim var sabahleyin. O yüzden yani özür dilerim. Yine çalacaktı büyük ihtimalle, ama ben videoyu kesip bu maçı bitirdikten sonra kapatacağım bunların hepsini. Şimdi teneffüs arasında olduğum için maça girdim. Şöyle beleş pozisyona vermeyin adamlara ya. Yapmayın ya. Defans uyuma. Adamın asabını bozma defans. Şu topları yemeyeceksin ya. Yemeyeceksin diyorum. Allah'ım ya Rabbim. Yeme o topu, döverim bak. Yeme o topu, yeme, yeme artık. Lan max dereceli defans oyuncularım var ya. Yuh ama artık. Yani şu adamdan iki gol yedin ya Yunus'un. Yuh ama artık. Ben kendime kızıyorum burada. Kendime kızıyorum. Yuh ama artık. Ya şu maçı alacaksın, gideceksin. Tık. Bu kadar basit. Alacaksın bak, geleceksin. Geldik. Gördük. Ve yendik. 3-2. Etkinlikteki ikinci maçımızdan da galibiyetle inşallah ayrılırız. Tabii ki de bunun serisi ve devamı gelmesini isterim ben yani. Ya pas aktar sana canım benim, Ronaldo'cum benim. Sterling. Ay Messi geçti orada. Mane. Neymar. Orada boz pozisyonu. Oğlum çok geride kaldınız. Şu yemin, kontraları yemin. Bak bak ya, valla bak, hiçbir şey yaptığı yok ya, hiçbir şey yaptığı yok.
Hiçbir şey yaptı yok adamın. Harbi hiçbir şey yaptı yok. İşte oradan atamaz. Oradan senin sülalen atamaz. Hiç kimse atamaz oraya. Öne oyna oyna. Ya Neymar sen hücum oynuyorsun kardeşim. Niye bak o kadar bekledik seni. Seni bekledik seni. Kaleci al. Kaleci de ne zaman ne yapacağını bilmiyor. Varan ne oldu oğlum? Eteklerimi mi tutuştu? Messi offside yok hocam. Çok iyi pas. Çok iyi astık. Çamaşır ipine asar gibi golü de astık. Yani burada da şunu kendimi öveceğim. Çok güzel astım bugün golü. Yani dün ilk karşılaşmada çok pozisyonla goller kaçırdım ama yine 4-0 falan 4-1 falan almıştım ilk maçı. Oynamıştım yani ilk maçı öncesinde. Ama şu an müthiş bir oynayışla İsrail'i çocuğu tokatlıyoruz. Ay direkt sihirde. Ay direkt sesi. Orada bir hata yaptın sen. Ama orada Ronaldo baba affetmiyor. Aa kornere gitti. Neyse. Hani adı kaleciyi öne çıkartacak diye düşündüm. Neyse boş ver. Zaten 4-2 öndeyiz. Ronaldo at onu yaz oğlumun golü. Ama ben bu havayla kafa gollerini kaçırmaya başladım. Niye? Kafanız mı büyüdü sizin? Varan yapıştır oğlum yapıştır. Yeme gol yeme. Mane. Messi'nin önü bomboş. Lionel Messi. Aa penaltı. Ha. Bir Türk sloganı der ki al şu gözlüğü. Niye ben şimdi buna gözlük attım? Çünkü İsrail ondan. Ben İsrail'e de böyle yaparım. Aferin lan kurtardın penaltı. Aferin helal olsun. Aferin gösteri gösteri bizi penaltı attık. Helal olsun kurtardın. Bunu kutlar bak. Burada kutlayalım. Aferin bak 4-2. Ha atarsın ha. Bak şimdi attın. Evet rakibimizi yendik. İsrail'i de onun için gozluk yaptık. Tüm gücünü görsün diye şu alarmı. Şu videoyu kesip geliyorum. Bonus da izleyeceğiz tabi. Evet, ilk maçımızı aldık. Güzel, güzel oldu. Biraz daha az konuşacağım, öz konuşacağım bu videoda çünkü tamamıyla konsantrasyon içerisinde olmamız lazım. Şu para ödülünü çok istiyorum ya. Valla çok iyi bir ödül. Bu ödülü almak güzel bir şey. Buradan alacağımız bir galibiyet. Messi. Eriksen aldı Allah. Öküz gibi Eriksen. Penaltı. Çok iyi getirdik topu. Kırmızı hocam ne? Şuradan kaçırmamamız lazım. Şuraya at Messi. Ya Messi niye oraya kaçırıyorsun sen? Ben Messi'yle bir daha penaltı kullanmayacağım. Messi kaçırıyor ya. Ben Messi'lik tam oyuncu değil bu. Ya o penaltı kaçırdım ya. Neyse moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Bak şimdi o kontrolü bak nasıl engelleyeceğim bak. Nasıl aldı o topu ya? Nasıl Velkaç yapmıştık ama hocam biz. Hocam ne olsaydı? Ne olsaydı? Olsaydı evet gerçekten ne olsaydı? Olmaz bunlar. Ya kaleci bak. Allah'ım ya Rabbim ben yetti ama artık bu kaleciyi satacağım ama ya. Ha iyi kaleci. Kötü kaleci değil ama nerede ne yapacağını bilmiyorum ki canlı bomba gibi.
çıkması iyi bir şey ama oyuncuyla çarpışıyor mübarek. Oyuncuyla çarpışıyor. Çarpışma. Oyuncuyla o zaman çarpışma. Anlaşın aranızdan kim topa çıkacak bilelim. Alba koş. Allah rızası için koş. Koş. Koş koş koş. Koş. Koşun be. Şu penaltıyı kaçırdım ya. Yani kendime kızıyorum burada. Penaltı kaçırmak nedir arkadaş? Etkinlikte penaltı kaçırdım bak. Nedir artık? Yani attık ama etkinlikteki penaltıyı atmak 2-1 önde olmak demekti. Çok büyük bir avantaj ve hakem o avantaja sarı kart verdi. Yani o pozisyona 2-1 öne geçiyoruz. Yani hiç sakin bir şekilde, relax bir şekilde biz gerçek oynayışımızı yapacağız. Messi, Neymar. Ama Neymar. Üç bir. Takım şov yapıyor. Şov, şov, şov. Biraz daha odaklanıyorum ki maçı alalım, kazanalım, yenilmeyelim diye. Bugün 3 tane maç geçeceğiz toplam. Şu ikinci maç, bir de bunun 3. maçı var. Ama cuma günü de bunun devamı gelecek. Gelmeyecek diye bir şey yok. Gelecek. Gelecek. 1 milyon XP'si var. Bizim de 506 var. Yarısı var bizde de. Bizde de yarısı var. Yani şu oyunda önemli olan gol atmak. Şu an gol atmak önemli. Bu arada Türkiye'de kazandı. Hayırlı olsun. Hazard, Ronaldo, Neymar'a. Neymar orada kim var acaba Neymar? Hani oraya biz oynadık ama kim var orada? Bak Ramos. O müdahaleni sevdim senin çocuk. Güzel bir müdahaleydi. Hoppa. Cübbala Sterling'in önüne. Sterling. Hocam yani net sarılık pozisyon. Çaldığınız için teşekkür ederim. Hocam Messi'nin önüne. Messi. Ama Neymar niye geliyorsun oraya aslanım benim? Orada hani Ronaldo var ya hani o belki ya şu pozisyonun salaklığına bak. Ya kardeşim top Ronaldo'ya çarpıyor bizim defans mal mısın sen acaba? Acaba sana soruyorum. Oğlum dakika 64 daha 26 dakika var. Hiçbir şey yani böyle bitmedi. Bitmedi hiçbir şey. Bitmedi. Adamlar ikinciye hiç gelmedi gol attı. Olmadan pozisyon oldu ya. Pozisyon olmadan pozisyon oldu ya. Şu golü de atalım da bari bir atlayalım ya. İşte bu be. Aslanım benim be. O kafa ne kafa be. Ay senin kafana be. Ya şu gol izlenilmez mi ya? Şu gol izlenilmez mi? Şunun bir bırakışı, onun bir süzülüşü var. Kuğu gibi bir süzülüş. Yemeyin golü. Yemeyin. Bak Messi'ye çok güzel arada pas attı. Hızlı adam onu alacaktı o yüzden attım yani. Biliyorum. Ay. Ay Messi direklerini dövüyorsun. Ay. İki direk oldu. Offside bayrağını kaldır. Senin offside bayrağın nerede hocam? Nerede? Hazard'ı biraz çıkart. Yorulmuş. Offside bayrağını senin. Evet şu an kadromuz güzel. Fişek gibi. Hemen Mbappe'yi sokalım. Sterling'in de gücü çok da azalmasın. Zaten şu an garantiledik gibi bir şey oldu maçı. 84. dakika. Şöyle hafif bir ortayla Neymar offside'da olmaz. Neymar, Ronaldo,
5-2. Evet, çok iyi bir oyun oynadık ve bu maçı aldık. Şimdi reklamdan sonra tekrar devam ediyoruz. Ahalı ol. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şu an çok iyi durumdayız. Allah nazarlarına saklasın takımımızı. Yani biraz belki videonun içinde konuşmamış olabilirim ama bu sadece odaklanmamdan kaynaklı. Yani bu maça odaklanıp şu etkinliği almak istiyorum. Gerçekten almak istiyorum. Şu an 3 galibiyetimiz var. 5 galibiyeti 190 altın. 2 tane antrenör verebilecek. Sonra 7 galibiyet. Ben yarın son 2 galibiyeti çekmeyi düşünüyorum ki inşallah hayırlısıyla da çekerim. Benim için çok güzel bir deneyim olacak. Buradan etkinlikten ilk defa ödül kazanacağım. Hiç etkinlikten ödül kazanmadım. Bunu da hatırlatayım. Çok güzel bu nazartı. Çok güzel. Ama Ronaldo ya, ben anlamadım. Şu kafalarda bir sıkıntı var ya. Son zamanlarda ben mi atamıyorum yoksa oyunda mı sıkıntı var canım? Oyunda mı sıkıntı var? Baran gelme oraya. Gelme oraya dedim ben sana. Kaşırtma adamı orada. Ama döndüreceksin o topu, yani o top şeyle olmaz. Bak o adama vurdurtmayacaksın işte. Adam çok, çünkü o De Bruyne baba. De Bruyne'ye vurdurtmayacaksın ama. Çok iyi vurdu. Niye korner değil mi? Lan adamın kornerini çaldınız. Messi. Hocam ama daha nasıl vursun adam? Şimdi bak Hazard Bey, adrese teslim orta ile. Ter Stegen, tamam, çok güzel kalecisin. Eyvallah. Ama sen voleye kalkmayacaksın orada. Sen orada voleye kalkmayacaksın ki. Vuracaksın. Yapma. İstemediğimiz hareketler olmaz. Sterling. Oh, well timed. Safety first, back to the goalkeeper. Salah. They've won the ball back again. Çok odaklandım. Bu yüzden özür dilerim. Ama rakibe şu şut şanslarını vermemeliyiz. İşte şunu yapmamız lazım. İşte bunu yapmamamız lazım. Yani pozisyonları bulan biziz. Ama golü atanlar onlar oldu. Allah nasip ederse hak ettiğimiz oyunu burada sergileyip alacağız maçı. Yani şu an futbol tabi böyle bir oyun ama 4-4 mesela kaleye şutlarımız var. Beraberlik oynarsa en azından en kötü beraberlik olsun daha iyi. Bak süreye oynama, ağzını da senin yaparım bak. Ya bak şut yani böyle bu kadar ya. Yetti ama artık ya. Yetti ya, hepinizin soyunuz topunuz kurusun sizin ya. Tövbe tövbe. Süre oynuyor 50. dakika, ne oldu ne oldu he? Ne oldu? Alman malı. Al bu da Türk füzesi. Hakan Çalhanoğlu oluyor, hatırlatırım size. Bir de Kenan Karaman var. O maçı da hatırlayın. Ya hayır yani dakika 50. Ya maç yapalım ya. Etkinlikteyiz. Şimdi tabii yani şimdi önüme gelirsin şimdi.
Ama Neymar orada araya daha iyi girebilirdin. Çok iyi attı. Ne oldu lan? Ya şu oyun şeyini yapma ya. Dönerken tabi oyunu durdurdu ya. Dönerken oyunu durdurdu. Ya ne kadar hilecisiniz siz ya. Ne kadar pissiniz siz. Ne kadar pissiniz. Neden bu böyle pislik yapıyor şimdi? Ne oldu şimdi? Bunu yapmak istedi. Bunu yapmak istedi. Az önce Neymar'ı boşa çıkartmak istedi. Ya çok acele ettik be. O neydi lan? Sakın bir daha görmeyeyim Ramos. Sakın. Hayır. Hayır. Ve 96 bir de Türkler geri dönüyor. Vermez dermanşını. Evet, 3 tane değişik yaptı. Süveyya oynamak iyi mi de? İyi miydi? Süveyya oynamak iyi miydi? Süveyya oynamak. Milli takım kazandı. Tabii rakibin bağlantısı kesildi. Hak ettiğimiz maçı aldık zaten. Hak ettiğimiz bir maçtı. Hak ettiğimiz maçı aldık. Güzel oynadık. Alman rakibimizi devirdik. Gol attı ya şimdi. İkinci yarı hemen baktınız. Gördünüz de siz. Hemen geriye gitti. Onun amacı pas yapmaktı. Ama yapamadı. Top taça çıktı. Ardından Türk'ün golü geldi. Türk'ün golü geldikten sonra mı ne oldu? Maç tekrardan normal haline geldi. O da gol atmaya çalıştı. Kalemize ikinci yarı adeta hiç sokmadık. Bir Türk savunması yaptık. Ve buradan biz üçüncü galibiyetimizi aldık. Dördüncü galibiyetimizi aldık. Bir de önceden video dışında oynadığım maç vardı. Bugün gerçekten çok güzel oldu bizim için. Çok eğlenceli oldu ve çok istediğimiz şeyler oldu. Daha da inşallah 5. maçı da kazanıp 5. maçın ödülünü de alıp inşallah şu galibiyetle yani 9'da 9 yapmayı gerçekten inanın ki çok istiyorum. İnşallah canımız bir şekilde bitmez. O yüzden de ben de elinden gelen her şeyi yapacağım etkinlikte. Bu oynayışımızı devam ettirirsek, bu güzel oynayışımızı biraz daha ekstra daha şeyle bekleyebilirsek rakibimize daha da iyi kazanabiliriz. Bugün 90. dakikada golü attık. Yine Türkler son dakikada son golü söylüyor. Son sözü söylüyor. Ve şöyle de bir laf vardı bizde. Son gülen iyi gülermiş diye. Yani o şeye oynayacaktı. Tamam biraz gıcık bir rakip değil aslında. Ama hileci bir rakip oldu kesin. Çünkü orada Neymar'ın kayacağı topa hemen tam orada Neymar'ın alacağını biliyor topu. Ve o yüzden de oyunun durduruyor. Sonra rahat dönebilmek için. Ben çünkü orada düğme kontrolünü kaybediyorum. Şimdi o kontrol onda olduğu için Arnold onda daha kolay topu kontrol edebiliyor. Tabi Neymar'ın o kayışı boşa gitti yönünü ayarlayamayınca. Yani bugün her şeye rağmen takım kazandı. Güzel bir video oldu. Biraz videoda konuşmamış olabilirim ama ben burada gerçekten tam konsantreyle girdim ve bu tam konsantreyle bu etkinlikte de sizlere iyi şeyler yaşatmaya ve iyi işler yapmaya çalıştım.
Buraya kadar videoyu izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Etkinliğin devamı inşallah yarın sizinle beraber olacak ve sizinle beraber yarın etkinliğin devamını yapacağız.